Здравствуйте, моя друзья, моя приятели, hoş geldiniz. Welcome to the Kodok TV kanal. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Moraliniz yerinde mi? Moraliniz bozanlar varsa onları hayatınızdan siktir edin. Götüne tekmeyi vurun bakın. Bunların götüne tekmeyi vurmadığınız sürece affedersiniz yani bu çamurdan kurtulamayacaksınız, boktan pislikten kurtulamayacaksınız. Moralinizi bozanların hemen baltayı, bunlar bacaktan mı baltayı, kafadan mı baltayı, kolunu mu, bunları var ya komple gövdesini ayırın. Kardeşim bunları hayatınızdan atın atın. Evet. Full moral. Ben de Kodok Kingi, İmparator'un şampiyonu yeni şarkısı geliyor. Şöyle açayım, hem size bir mastering videosu çekeyim dedim. Dışarısı yağmur, motorla geldim ama bir ıslandım, bir ıslandım. Kurudum yeri. Tamam baba, araba yok. Arabayı da biz araba alacağız, fiyatlar arttıkça artıyor. Nasıl bir güzellik bu sendeki? Tek kalan ömrümü sensiz yaşamam. Ben madem Mallorca, iç canım da Yorka. Evet baba. Tarık baba burada. Tarık baba kameraya salla. Dur. Baba burada, baba burada. Baba geldi sağ olsun. Kahve içiyoruz babayla. Yardımlaşıyoruz, arkadaşlık yapıyoruz. Evet. Tarık baba yeni şarkı. Bunu sen dinledin mi benim yeni şarkıyı? Bu Coco John bu. Bu yeni yapıyorum ben. Eskiden var da. Dinle bakalım. Sen de bir notunu ver bakalım abi. Ne diyeceksin? Akşam istemiş. Mix'ini yaptı. Big Shaq Şahin geldi. Şahin'le. Güzeli tanır baktım ayırmam. Açlak olmuş biraz daha. Seni buldum başkasını aramam. Bir ölçüyle lazım yapmam. Ölçüyü alacağız. Nasıl bir güzellik bu sendeki? Geri kalan ömrümü sensiz yaşamam. Almada Mallorca, uçalım New York'a. Ben Romeo, sen Juliet'a. Coco Jumbo, Coco Coco Jumbo. Coco Jumbo, Coco Coco Jumbo. Salsa rumba, reggaeton bomba bomba. Bana aşkımı anlatmaya. Senden öncekiler yalan, yalan, yalan. Senden öncekiler yalan, yalan, yalan. Hani burada senden öncekiler yalan diyor. Nasıl baba? Sen de hep istiyorsun, bayağı buraya gidiyor. Evet. Gel şöyle, sen de kamerayı kaldıracaksın. Çık. Baba ne düşünüyorsun şarkı hakkında? Sen bayağı buraya gitmiş. Valla. Vallahi. Eyvallah baba. Vallahi ya senin, ya senin görüşün benim için çok önemli Tarık. Bak. Bu tam bize anlatıyor. Ben filmden, rolden anlamam diyor. Bizde film rol yok zaten. Ben filmden, rolden anlamam. Yaşa. Ha. Sensiz taşımam. Nasıl bir güzellik bu sendeki? Sensiz yaşamam. Merak eden varmış aslı ki. Soruyorlar bizim düğünümüz ne zaman? Soruyorlar bizim düğünümüz ne zaman? Coco Jumbo, Coco Coco Jumbo, Coco Jumbo, Coco Coco Jumbo, 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 Coco full tempo, full enerji. Baba.
Çoktan bu da. Çoktan bitmişti Şahin. Geldi böyle düzenledik. Bir şey aldı çıkardı. Son şey elimizden geldiğince ya. Olduğu kadar yapacak bir şey yok. Allah bize bu kadar şey vermiş. Ya. Sınırlarımızı zorluyoruz. Bu kadar şükür. Demek ki bize kapasite bu kadar. Evet. Bizi seven. Ya Tarık aslında hayat bu yani. Adamı olduğu gibi kabul etti. Yani ne? Enerjinle, tabii. İşinle, elinden geleni şey yapıyorsun yani. Doğru abi, aynen öyle yani. Allah herkese belli bir kapasite veriyor. Kim insanda çok kapasite var Tarık. Yani şimdi o yüzden o insanın kapasitesi yüksek. İşte herkesten o performansı beklememek lazım. Evet. O senin, sen de bir açıdan görüyorsun, onun o açısını görüyorsun. Bir başka açıdan da o çok eksiktir mesela. Hani ya böyle insanları eksikleriyle değil de fazlalarıyla biz değerlendirirsek dünya çok güzel olacak. Şehrimiz, aynen, ülkemiz çok güzel olacak. Evet. Şimdi düşünsene ineği düşün abi. Ben hiç hayatımda inek görmedim, tamam mı? Hı hı. İki kişi sana ineği anlatıyor. Bir tane diyor boynuzları var. Mö yapıyor. Bir bok sıçıyor böyle dev gibi. Bir de tırnakları çamura batıyor. Ya nasıl çirkin bir hayvan ya. Öyle bir de diğer anlatıyor. Sütü var, peyniri var, buzağısı var, eti var. Yani şimdi bu hayata yani nereden gördüğüne bağlı abi. Kim evet, nasıl anlatıyor. Bu her zaman niyettir bu hayatta. Yani kötü yanlarını görürsen onu da göreceksin. Ama şimdi oynayan o bokunu, o CD'ni, o mö demesini Allah öyle yaratmış. Yani onları da görmeyeceksin abi. Evet. İşte bu hayat böyle bir şey. İnsanlar da biz böyle. Bizden hep bekliyorlar ki yani. Biz çok iyi olalım. Ya bu kadar yani, kapasitemiz bu kadar. Yani insanların kapasitesi belli. Yani zorlamayın, onlardan çok fazla şeyler istemeyin. Kabullenin bunu yani. Okey. Okey. Biraz şarkından bahsedeyim. Arkadaşlar. Şu şarkıyı inceleyelim. Tarık baba sen, ben senin kalbine güveniyorum. Sen beğendin mi bu şarkıyı? Beğendim. Aslında bak seni de anlatıyor. Bak bak dikkat et. Bak sözlere bak. Sözlere bak. Seni tanırım baktım mı yanılmam diyor. Güzeli tanırım baktım mı baktım yanılmam diyor. Bak. Seni buldum başkasını aramam diyor. Nasıl bir güzellik bu sendeki? Geri kalan ömrümü sensiz yaşamam. Ulan ne güzel yapmışım sözleri ya. Parma demoyordu. Burada kuştuk artık. Hayaller. Hayaller Paris, gerçekler Çorlu. Şimdi arkadaşlar, şimdi şu 20'den aşağısını bir keselim. 20'den aşağısını. İhtiyacımız yok onlara. İhtiyacımız yok onlara arkadaşlar. Güzeli tanırım baktım yanıma. Seni buldum başkasını aramam. Nasıl bir güzellik bu sendeki? Şimdi burada birkaç tane farklı aranjeyi de açacağım biraz sonra. Onu da inceleyeceğiz ama. Arkadaşlar burada birkaç tane şey entrika yaptık. Şimdi tonal balansı açtım. Bu reggae dedim parçaya. Baktım abi. Şu orta kısımları düşüktü. Ne yaptım abi? O yüzden en başa bir tane pro EQ koydum. Orasını açtım. 1000. Zaten bende yani büyük ihtimalle ya benim kolonlarda sorun var ya benim kulakta sorun var. O ortayı devamlı düşük kalıyor. Çok ilginç yani. Bu bir tane mix değil. İki tane de, üç tane de değil. Yani o yüzden de ne yapıyorum? Hani buradan açtık abi. Sonra ne yaptık? Bir tane pultek verdim abi. Pultek ne yapıyor? Onu anlatayım. Bu 60 frekansı ne kadar? Yani bir
Ya bir oranında artık bu herhalde bir desibel oluyor. Boost etmişim yani. Açtım. Burada bakın. Burayı ellemedim. Bir de şurada 10.000 frekansını da 2 desibel boost ettim. Açtım. Ben, ne yapıyor bu? Açayım. Ya bu keşke kaydetse bu ses kartı. Şu anda şeyin mikrofonundan kaydediyorsunuz. Tam duyamıyorsunuz ama ya gözle yapmaya da alışın arkadaşlar. Ben size mantığını anlatıyorum yani bu işin. 11-2 desibel açtık abi, bitti. Bir tane kompresör limiter açtım. Arkadaşlar bu Waves olayı bitirmiş, onu söyleyeyim yani. En son bütün mix masterlerimi bununla yapıyorum. Şimdi ne oluyor? Şimdi bunda şöyle bir şey de var. Bakın full bunu şöyle dediğinde bak arkadaşlar. Sadece basslara mastering uygular. Sadece basslara uygular. Şöyle dediğinde şu frekansa uyguluyor. Bunu genişlet... Şöyle bak, genişletebiliyorsunuz da bakın. Yani mesela diyorsun sadece hani şu kısma şey yani dinamik, bir nevi dinamik kompresör gibi de yani. Tabii çok ayrıntılı değil ama paralel mix özelliği var. Ne işe yarıyor diyeceksin. Arkadaşlar bunu ya kulakla denemeden anlayamazsınız. Kurucan abi deneyeceğim ne oldu? Paralel mix, hani vokalde paralel kompresyon özelliği var ya, bunda da güçlendiriyor, öyle söyleyeyim. Ama abi bunlar hani işin arkadaşlar yani ben bak çok ufak dokunuşlar yaptığım için zaten bayağı şarkı da şişikti. Şarkı da bayağı şişikti. Lan bu arada var ya. Hafiften bir tıraşlıyor. Bunu burada bir tane maksimizer çaktım abi. Gerçi orada da paralel var. Şu paraleli kısayım ya. Burada bir tane daha paralel vermişim. Burada ne, bu limiter. Arkadaşlar limiteri mesela ne yaptım? -1'e dayadım. En fazla oraya kadar vursun. Tamam. Onu oraya dayadım. Burada Deezer seçeneğini şey yaptım. Yani limiterde adam burada işte punch vursun, loud, her neyse. Bu transistör şey, yani transparan bir çıkış yapıyor. White diyor işte, parlak mı artık, İngilizcemiz de yok ya, biraz zayıf. Ben Deezer'ı seçtim. Bazen punch'ı seçiyorum. Aralarında çok fark yok ama ufak tefek böyle müziğe %2, %3, belki %5 etki ediyor. Yani nasıl? Abi öyle şey sorma be Tarık, öyle şey sorulur mu abi, gözünü seveyim. Bu arada başka gardıropta elbise de olur abi. İstediğini giyiyor abi. Pantolon aslanmaz değil mi? Sana o altı bir tane daha var. Şey pantolon da var istersen, bir sürü yeni kot mod giymemiş kotlar bile var dolapta, giy be baba sen. Burası senin be Tarık. Baba şeyler de geldi bizim. Markalar da geldi stüdyonun. Büyütüyoruz var ya, stüdyoyu baba büyütüyor. Büyütüyoruz, işleri büyütüyoruz. Alacağız yani, komple alacağız. Bu trakeyi alacağız. Alacağız inşallah. Allah gönlümüze göre versin. Aynen. Bak Allah var ya, Allah bizim gönlümüze göre versin, onu söylüyoruz. Yani kötüyse gönlümüz en kötüsünü versin ama iyiyse kalbimize göre versin. Biz aynen. Biz başka bir şey istemiyoruz bu hayattan. Şey zaten biz iyiliği seçiyoruz. Tarık, zaten biz insanlardan, biz Allah'tan bekliyoruz. Biz insanlardan bir şey beklentimiz. Bizim beklentimiz Allah'tan. Yani öyle insanlar bize hani ya, insanlardan bir beklentimiz kalmadı çünkü. Bizim insanlardan beklentimiz yok yani. Bizim onlara verebileceğimiz bir şeyler varsa biz verelim onlara. İnsanlardan beklentimiz kalmadı. Allah'tan bekliyoruz bu saatten sonra. Öyle yani. Neyse devam edelim mix mastering'e. RMS arkadaşlar 13-15. Şimdi şöyle, şarkının o kokocan mı dediği kısımlarda bayağı bir 808 dayadım. Şimdi orada göreceksiniz RMS'ler falan bu. Şurada. Burasıydı galiba. Ay yok. Burası değil, bir ileride. Soruyorlar bizim dünümüzde.
burada. 11 ile bakın nasıl hemen 11-14 oynamaya başladı. Bu neden? Çünkü bazen giriyor kick. Kick değil de şey 808, bayağı bir 808 var. Şunu nasıl yapıyorduk ya? Bak kaçta vuruyor? Şimdi arkadaşlar az önceki kısma gelelim. Bakın şurası. Görüyor musunuz arkadaşlar 30'da dediğim gibi. Şurada vuruyor. Yani kick vurmuyor orada. Kick yok sadece 808 yani farklı bir tarzda yaptım. Yani dinamik aralık şarkıda gayet güzel. Açmadım. Daha da açabilirdim. Gerek yok. Ben zaten açmayı sevmiyorum. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu Koto kick, bu kick, bu kral size süper bir teknik gösterecek arkadaşlar. Şimdi şu teknikten bir şey yapalım. Baba ne dinliyorsun lan? İlahi mi? İlahi. Kim onlar? Kim o abi? Abdurrahman abi. Oy o çok iyi okuyor be Fahri. Çok iyi okuyor. Be Fahri valla. Abdullah ben şimdi bu ilahilikleri... Sebalar dönüyor. Musa bunlar ne dönüyor otan? Bu ilahi ama... Bunlar şey... ne dönüyor böyle? Arkadaşlar. Semazen. Amacı ne bunların böyle dönüyor ama onu çözemedim ben. Nedir bunların amacı? Mevlana mı ne varmış oymuş galiba bunların şey lideri mi ne? Amaç da burada dönmek abi böyle. Amaç da bunu çözemedim ben. Dünyaya bak geldi duyurmuşum Mevlana galiba. Evet. Değişik biri neyse. Ya bana da bir garip geliyor ama açık açığa dönmesi ne dönüyorsun ya. Ve eskiden tarikatmış o da kendine göre bir tarikat işte zamanında belli bir tarikatmış falan bugüne gelmiş. Güzel bir şey sonuçta parayı çevirsin ha bari onu. Konya Monya turizm işte dergah mergah. Değil mi bütün dünyalar? Ya. Çok da anlam aramaya gerek yok. Adam biri dönmüş hala dönüyorlar. Dönsünler baba biz dönmeyeceğiz. Biz dönenlerden olmayacağız Tarık. Onlar dönsün ama baba biz dönenler olmayacağız bak. Bizim baba yolumuz doz doğru. Baba o yol var ya. Doz doğru gidiyor aman akkodum. Şimdi sevgili arkadaşlar. Şimdi şeyde yaptım. 3 aşamalı yaptım. Aranjeyi de göstereceğim. Bu arada katıl butonu açtım. Parası olan varsa... Artık Avrupa'da, Türkiye'dekiler bitti onlarla. Çay parası kalmadı bizim Türkiye'lilerde ama Avrupa'dan takip eden ne için? Abone olsun ha çok ucuz. Ya 1 dolar bile değil. Yani aylık böyle bir bu krala bir katkı olsun. Burada o kadar uğraşıyoruz. Zaten para kazandığımız yok. Bu YouTube'dan hiçbir şey aldığımız yok. Sizin için bu videoları çekiyoruz. En azından hani harcadığımız zamana değsin. Bu kanaldan ben hiçbir şey kazanmıyorum arkadaşlar. Yani bir gelmiyor yani anladın mı? Burada bana hiçbir şey gelmiyor. Abone olursanız sağ olun, var olun şimdi. Arkadaşlar sistem paralel kompresyon yöntemiyle yaptım arkadaşlar. Bakın şimdi şu kanalı mix istedim tamam mı? Bu bir tane kanal arkadaşlar. Geri kalan ömrümü sensiz yaşamam. Şinkinkler. Şimdi bakın bir tane plate var tamam mı? Plate'i attım ya abi bak. Plate'i atmışım. Plate'in altına da bir tane limiter attım. Ya diyeceksin abi ne işi var orada? Şimdi anlatacağım. Rahat ol kardeşim. Ehoboy attım. Ehoboy'un altında da bir tane limiter var arkadaşlar. Şimdi bunu böyle atınca bakın. Buradan şey demişim yani diyorum ki sidechain yaptım yani. Tak sidechain. Tak sidechain. Bu defa ne oluyor biliyor musunuz? Bak şimdi. Geri kalan ömrümü sensiz yaşa. Şimdi arkadaşlar. Geri kalan. Bakın bu benim vokalim. Vokal devreye girdikten sonra
Reverb sinyalini indiriyor aşağı, bakın. Geri kalan ömrümüz. Yani vokal çıktıktan sonra devreye giriyor. Tabi bunu çok yaparsanız olmaz. Hani böyle hafiften. Burada görüyorsunuz zaten mavi oluyor. Aynı olayı Delay için de yaptım. Bunu uygulayınız şeylerden. Geri kalan ömrümü. Şimdi nerede bu abi? Şu. Burada da aynı şey var. Geri kalan ömrümü. Ne oluyor? Sensiz yaşamam. Ben madama yok. Geri kalan ömrümü sensiz yaşamam. Bu yani. Arkadaşlar şimdi bunu kapatalım. Bu kanalın bir tanesi daha var bakın. Bu bundan efektli halini çıkarttım buraya. Tamam. Aa, kuru efekt ama. Yani şey, reverb falan vermedim bura. Delay. Bu ayrı bakın. Arkadaşlar buna o kadar bir yani kompresör uyguladım ki yani böyle basmışım. Ya, fantezi yaptım üzerinde. Radyatör dayadım bir tane. Bas koydum mesela. Bastır. Valhalla mesela bu stereo efekt koydum. Ondan sonra böyle yapmışım. Hani sadece sağdan soldan gelen şeyleri işte mid side'lar var ya. Side böyle stereo'dan gelen dizleri açtım. Onu nasıl yaptım derseniz arkadaşlar. Şimdi bir dakika neredeydi bu? Bakın burada. Yani normal işte mid var. Normalde stereo, tamam mı? 3 tane seçenek var. Yani normalde böyle dediğinizde hem sağa yani sağa da sola da sesi açar. Ben bu side dediğimde sadece stereo şeylerden. Mid ortadan gelenleri açıyor. Yani bu konu biraz karışık. Ben de çok fazla bilmiyorum. Ama böyle yani ana vokalde zaten bu şeyleri uygulamıyorum arkadaşlar. Yani ana vokalim benim standart equalizer'larla bunu istiyorum. Onu da göstereyim. Bir de Sibilyan stereo var. Ana vokali ben mixlemedim. Big Shaq Shine yaptı. Shine yaptırdım. O geldi. Dedim Shine sen yap. Yani 5 dakikada mixledi onu zaten. Ne yapmış Shine bakalım. Bir tane bundan koymuş. Bir tane... Ya bu çok yani çok ufaktan bir kompresör koymuş yani ben daha yeni bakıyorum. Şurada arkadaşlar bazen aşağı indirmiş. Bir tane rekonf vermiş. Yani hepsi azar azar basıyor bunların. Deezer. Ya bunu ben yaptım arkadaşlar. 5000 frekansını çünkü benim orta ses telli şu 5000 frekansını da 4 desibel açmışım. Autotune zaten autotune ayarına bakayım. Bu babayın ayarı. Yani C'den şarkı. Yani şunu şuna bassaydım daha da iyi çalışırdı. Burada bir ufak bir neyse arkadaşlar. Öyle gitti artık yani mastering'e gittiği için. Yani şu ayarları bu şekilde kullanıyorum genelde arkadaşlar. Ve bu autotune hani işte yok benim sesim öyle çıkmıyor işte şeyin şahin öyle çıkıyor Mehmet'in arkadaşlar bu autotune denen dalga herkes de farklı çalışıyor. Hani şey gibi düşün orada hani boks şeyi sen vurursun ben vururum 100 yapar adam bir vurur 2000 vurdurur. O senin gücüne göre senin ses frekansına yani ona göre tepki veriyor bu. Bu kadar arkadaşlar. Hani şeyler var işte bekler falan var. Ha o 808'lerden size bahsedeyim burada. Burada 808'ler bakın şurada kullandım bunları ve şurada kullandım. İki yerde ha şurada da var. Bu kadar yani arkadaşlar. Bu kadar bir proje. Şimdi aranje kısmını da atacağım. Tabii yani arancesi farklıydı. Biz burada ondan sonra böldük, biçtim, kestim falan bir şeyler yaptım. Bunu zaten yani şöyle çabuk yolda yaptım. Hani tek tek kanalları falan da çıkartmadım. Aranjin FL'in üstünde olduğu kadar. Artık zamanım da yok. Basıyorum sopayı. Bakın giriş bile böyle değildi. Kafama göre kestim. Çünkü aranje değişti. Bu kokocam boyu Şahin dedi. Bundan fazla koyalım. Millet dedi bunu zaten bir tane fanımız Allah razı olsun. Benim kardeşim Sinan Aliyev'in kanalında bunun vlogunu çekmiş adam. Ya kokocam bu. Tamam dedim abi senin için bu şarkıyı yapacağım. Hani planda yoktur.
hızlı hızlı yaptığım için çok da üzerinde durmayı istemedim. Aranjeler değişti dediğim gibi. Çok ilk önce farklıydı. Sonra bunun aranjesi değişti. Ha backlerde uyguladığım efektleri göstereyim. Unutmadan. 12. kanaldan gidiyor. 12'de de şunları yapmıştık. Nektar zaten ben backlerde ve yardımcı vokallerde bunu kullanırım. SSL bir tane işte kompresör. Spice DLI bir tane de hal koymuşum yani. Onları ben yaptım. Bu kadar arkadaşlar. Bu kadar. Aranjesini de size göstereyim. Ondan sonra videoyu noktalayalım. Uzun olmaya başladı. 25 dakikalık uzun video. Arkadaşlar tekrar rica ediyorum. Durumu olanlar bu babaya o katıl butonuna tıklayın. Abone olan arkadaşlar. Orada bu krala 3-5 kuruş bizim de cebimize para girsin bu işlerden. Size hayat, bakın hayat dersi veriyoruz. Hayatınızla alakalı. Bizim bastığımız mayınlara basmayın. Yani müziği elimizden geldiğince size öğretmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Durumu olan bu krala bir fayda olması maksadıyla katıl düğmesine tıklasın. Orada seçenekler var. 10 lira ayda ne var? 15 lira. Parası olan daha fazla da verebilir. Yani birbirimize yardımcı olalım arkadaşlar. Evet, yardımcı olalım arkadaşlar. Şimdi evet, aranjeyi açtım size. Şöyle sırayla gidelim. Bunlar bu loopları oluşturdum arkadaşlar. Bunlar tabi yani bu bir nevi loop gibi ben oluşturdum. Şurada arkadaşlar kick bak. Arkadaşlar kick'in ikinci kick'in sonunda bir tane şey gittim. Yine bir uzayan 800 gibi şeyden buradan onu attık abi. Geç aşağı. Diz abi standart ya trap dizi. Bunlar snare'leri arkadaşlar şey verdim. Reverb verdim. Bugüne kadar hiç vermiyordum. Hataymış. Bas var arkadaşlar. Burada bir tane atak kanalı var. Atakta ya standart zaten addictive drum baba. Bu candır. Bayılıyorum yani. Hani mutfakta böyle bir kesme tahtası olmadan olmaz ya. Bu addictive drum hepinizde olması lazım arkadaşlar. Hiç öyle çok fazla yerde kaplamıyor bilgisayarda. Bas. Kral bir bas. Plugin'i. Easy bass'tan. Bunu biraz daha iyi yazabilirdim. Düz yazdım böyle pitch bentli falan. Uğraşmak istemedim. Bu babayın. Bu şarkı zaten Marmara şarkısından çıkma. Marmara'nın aranjesi üzerine tekrardan bir şey yaptım. Dream. Piri Dream 2. O sesle şey yapmışım. Bu muhteşem yani. Bu kodok babanın tarzı. Sintonik sesi. Bu götürüyor zaten baba. Bu tamamen babanın tarzı. Ya bu bir tane Rototons VST vardı. Kuramadım onu format attıktan sonra. Oradan bir loop. Şu anda o VST çalışmıyor. Bu arkadaşlar bu Morphin. Slide özelliği de var. Şurada bu Dune 2'den. Dune normal ilk Dune'den. Pet bayılırım okuyan pat. Başka da bir şey yok zaten arkadaşlar. Ne göstereyim size yani. Solo. Yani bu solo bakın bunlara değmiş. Ondan sonra değiştirdik. Şu ses arkadaşlar çok güzel bir şeyden geliyor bu ses. Nereden geliyor biliyor musunuz? Greg Perküsyon denen bir tane kontak bankası var. Şeyden hangisi? 8 Dio'nun Greg Perküsyon. Bu ses orada muhteşem yani. Aksa hakiki enstrüman gibi. Bu tiz. Bu bir tane şey atmışım. Bu ne? Brasslar evet. Bir tane brass var. Şurada. Bu XO'dan bunlar. İlk önce aranje bu şekildeydi. Bakın dur akım nereden nereye gelmiş. Sonra mix'te değiştirdik ya aranjeyi. Şu halini açayım. Böyle ne kadar kuru geliyor yani. Mix mastering ne kadar önemli yani. Önemsiz diyoruz ama. Ya diyeceksin abi sen de işte bu işlere hem takılma diyorsun hem takıl diyorsun. Yani arkadaşlar. Ya öyle ince bir çizgi var ki yani. Çok fazla kafayı takmayın. Yani önemli.
Şimdi önemsiz demeyelim. Yani önemli ama yani böyle yaratıcılık mı da önemli yoksa işte bu mix mastering, ses kartları, mikrofonlar mı derseniz benim gözü kapalı tercihim yaratıcılıktan yana olacaktır arkadaşlar. Yani böyle işte diyelim 10 saatiniz var müzik yapmak için. Ya bunu besteye ayırın, şu aranjeye ayırın olayları. Nerede ne girecek, ne çıkacak? Yani gidip 7 saatinizi o davullarla, kicklerle falan uğraşmayın yani. Ona böyle ya zaman çetelesi tutun. Bir zamanınızı yaratıcılığa ayırın. Yaratıcılığınızı nasıl geliştireceksin? Dediğin gibi Yunan müziğini bileceksin, Bulgar müziğini bileceksin, Kürtlerin müziklerini bileceksin, İranların, Farsların bileceksin, Arapların, Ermenilerin, Azerilerin, Malezya müziği, bütün dünya müziklerini ama iyi olanların böyle balmasıl arı işte o çiçeğe konar, buna konar. O zaman arı aptal mı? Bir tane çiçekten şey yapsın, neden daha lezzetli olsun diye, işte daha yavrularını daha iyi büyütebilsin diye. O yüzden o ara bütün o çiçeklere konar. Siz de iyi bir müzisyen de hepsini bileceksin. Onların iyi müziklerini, ben mesela öyleyim yani, müzik tarzı ayırmam. Çünkü hepsinin kendine öz, haz bir tadı var. Şimdi rap müziğini bilmeniz lazım. Diyeceksin abi ne alakalı rap ya. Okuma tarzını rapten çözersin. Çünkü matematik olayı anca rapte var. Yani işte bütün etnik müzikler dümdüz gider arkadaşlar. Yani dümdüz. Ama rap müzikte nerede girdiği, nerede çıktığı belli değil. Yani rap müziği muhakkak bileceksiniz. O işin matematik tarafı yani. İşin matematik tarafı işte diyelim hani solo olaylarınızı geliştirmek istiyorsanız Bulgar müziğini araştırın. Bulgar müziği çünkü Thriller üzerine dünyada bir numara. İşte Sırplar aynı şekilde. Sırplar, Bulgarlar, işte Makedon falan çıktı. O Makedon yok zaten. Onlar da Bulgar, onlar da Bulgar sayın. Yani Sırpların, işte Bulgarların, Romanların da teknikleri iyi. Bunları araştırın. Thriller olarak kendi müziğinize işte Thriller ne diyeceksiniz? Bunlar org çalıyorsanız. Bunlar çok önemli teknikler. YouTube'da bu tipte ders veren arkadaşlar da var. Sizi 1-0 değil 7-0 öne başlatır maçı arkadaşlar. Bu Bulgarların Thriller tekniğini öğrendiğinizde bunu her müziğe adapte etme olanağınız var. Bu Türk müziğine de uyuyor geçen. Yani Kuzey Iraklı işte ünlü yani Kürt bir tane sanatçı. Adam gitmiş yani Bulgarlar mesela çalmış şarkı. Çok yani ilgincime gitti yani. Adam gitmiş Bulgarlara çaldırmış. Neden orada orkçu mu yok Kuzey Irak'ta ama çalamıyorlar. Adamlar o kadar iyi ki Bulgar klavyeciler. O yüzden de bunların tarzlarını öğrenin. İşte sağ Bulgar demiyorum işte Yunan'ı. Sen şimdi mesela bir Vasilis Karası bir ya Vasilis Karası bilmen lazım. Bir Zafer Esmellası. Ondan sonra işte bir Sırbistan'dan ünlü sanatçılarından şimdi isimler aklıma gelmiyor da yani bir sürü önemli adam var. Girin bunların müziklerini araştırın. Bunların mesela gırtlak yapısı. Mesela Yunanların kendine has bir şeyi var. Bir tekniği var. Sırpların kendine has bir tekniği var. Gırtlak tekniği. Oradan ufacık bir şey yaparsın. Gider kendi müziğine bir koyarsın. 7-0 önde başlarsın müziği. Artık müzik globalleşti. Yani böyle takılıp kalmayın hani. Takılıp kalmayın yani. Artınıza yani bugün işte bir insan düşün tek bir meslek biliyor nedir işte kamyoncu ya bir elektrik bilsen senin zararına mı ampulünü bağlasın sudan anlasan zararına mı bir boyacılık bilsen bu meslek bir zaman sana bir şey kaybettirmez daha doğrusu kazandırır. Müzikte de aynı fazla bilgi bilmem işte rap müziği bilmişim Bulgar müziğini Yunan müziğini Afrikalıların Malezyalıların müziğini bilmişim bu işte Güney Amerikalıların müziğini araştırmışım bunu. Bunun sana zararı yok. Bakın ama ben popüler müzikten bahsetmiyorum arkadaşlar. Orada sakın kendinizi kandırmayın. Popüler müzik değil. Popüler müziklerin hepsi birbirine benzedi. Bunların orijinal müzikleri. Hakikaten içinde duygu olan. Yani böyle halkın kabul ettiği. Öyle bir iki günlük müzik değil. Orada tutulmuş müzikleri. Bunları da çok kolay bulabilirsiniz yani. Retro yaz mesela. Retro Bulgarya müzik yaz çıkar mesela. Retro Yunan yaz çıkar. O retroyu bile eklesiniz YouTube'a. Bulursunuz. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Bu krala bir sorunuz varsa zaman kalmıyor video çekmek. Dediğim gibi yani bu işten zaten bir gelir rahatım olmadığı için. Şimdi bunu 30 dakika bunu harcadım. Ben şimdi işlerim vardı. 30 dakikam boş boşuna şimdi video çekmekle geçti. Şimdi bunu aktaracağım zaman. Bunu yüklemeye çalışırken internet zamanı yani sıkıntı yani. O yüzden de bu katıl butonuna tıklarsanız arkadaşlar durumu olan
3 oldu söylüyorum bu videoda arkadaşlar. Her videoda söyleyeceğim. Çünkü böyle bir bilgiyi adam çekici bir kafasına vura vura rahatça sokabilirsin. Değil mi o Tarık? Ya evet. Bize biraz yani katkı şimdi bu YouTube'da katkı şeyi gelmiş abi. Bak Tarık Baba'nın da kanalı var. Ona da abone olun. Şiirleri oraya yüklüyoruz. Yani maddi olarak bir katkı da lazım olsun. YouTube'dan bir para kazanmamız lazım. Onlar için video çekiyoruz yani. Evet. Yani ondan diyorum kardeşlerime benim. Abone olun, katıl. 10 TL mi 7 TL mi böyle 3 tane değişik paket çıkardı. 10 TL, 15 TL. Ha bu arkadaşlarıma da ben yani şunu söyleyeyim. İşte şuraya abone olanları ama pahalı paketten, 150 TL'lik paketten abone olanlara full projede bedava paylaşacağım. Onu söyleyeyim yani buradan. Onun da müjdesini vereyim. 150'lik pakete yani benim çıkardığım şeylerin bütün hani midi kanallarını, projelerini, audiolarını onlarla paylaşabilirim yani. Onu da söyleyeyim. Oraya abone olanlara ayda mesela öyle bir şey planlıyorum. Yani birkaç tane o pakete aboneysen sana mesela bir iki tane öyle proje, tabii hepsini değil de 100 tane proje değil de yani bir tane, iki tane, üç tane, onu da işte planlamasını yapacağım kafadan. Full proje böyle midi kanallarıyla FL projelerini paylaşacağım. Öyle arkadaşlar, sizi seviyorum. Uzun bir video oldu bu. Like. Tarık baba el sallığı. Yaşa. Var mı söyleyeceğim bir şey baba? Kolaylıklar diliyorum. Aynen bak. Cümle burada kolaylıklar diliyorum. Bütün mesele bu. Evet ben ne demiştim? Hayatımızı kolaylaştıralım. Bizler sizler için hayatımızı kolaylaştırmak için varız. Çok da reklama girdi bunlar ya.